Arkadaşlar merhaba. İstanbul Üniversitesi AUZEF İnkılap Tarihi ders özeti videolarına hoş geldiniz. Ünite 13. ünitedeyiz. 13. ünitenin konusu Lozan Antlaşması ve Türkiye'nin sınırları. Zaman zaman kesilme noktasına gelen Mudanya'daki görüşmeler bir hafta sonra Ateşkes Antlaşması'nda sonuçlanmıştır. 11 Ekim 1912. Bu antlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti için önemli bir siyasi başarı olmuştur. Konferansın İsviçre'nin Lozan şehrine yapılması, yani Barış Konferansı'nın İsviçre'nin Lozan şehrine yapılması karara bağlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilen bir tasarı ile 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılmıştır. Böylece Lozan Konferansı'na sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti temsilcilerinin katılmasının önü açılmıştır. Doğu sınırı, Irak sınırı, Suriye sınırı, adalar, Trakya sınırı, Marmara Boğazları, kapitülasyonlar, azınlıklar, borçlar Lozan Antlaşması'nda görüşülmüştür. Arkadaşlar bu slaytta bilmeniz gereken şey Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın 11 Ekim 1922'de tamamlanmış olmasıdır. Bu bir. İkincisi de 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırıldığını bilelim. Aynı zamanda Lozan Antlaşması'nda konuşulan işte Doğu sınırı, Irak sınırı, Suriye sınırı, adalar, Trakya sınırı, Marmara Boğazları, kapitülasyonlar ve azınlıklar ve borçların da hepsinin Lozan Antlaşması'nda da görüşüldüğü aklınızda kalsın. Yani görüşülmedik neredeyse hiçbir şey bırakmamışlar. Bilin bunu. Lozan Konferansı müzakerelerin başlaması. 20 Kasım 1922'de başlayan Lozan Konferansı'nın ilk görüşmelerine Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya temsilcileriyle ABD'nin Roma Büyükelçisi katılmıştır. Çok zor ve tartışmalı geçen müzakereler 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasıyla sonuçlanmıştır. Lozan Antlaşması 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 23 Ağustos 1923'te onaylanmıştır. Lozan Antlaşması, Türkiye Devleti'nin iktisadi, siyasi ve askeri açıdan bağımsızlığının nişanesi, adeta ulusal ve uluslararası anlamda bir kuruluş belgesi esası olmuştur. Ayrıca İtilaf Devletleri'nin Türk toprakları üzerindeki amaçlarını engellenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının uluslararası bir antlaşma ile tanınması sağlanmıştır. Burada birincisi 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması'nın imzalandığını bilin. Hani önemli olan nokta burası. Ne zaman imzalanmıştır Lozan Barış Antlaşması? 24 Temmuz 1923. Aynı zamanda hani en büyük bizim kuruluş belgemiz, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geçiş belgesi esası nedir denirse o da Lozan Antlaşması'dır. Akılda kalsın. Uluslararası antlaşmalar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları ve oluşum süreçleri. Türkiye'nin doğu sınırları, İran sınırı 1639 Kasır-Şirin Antlaşması, Bulgaristan sınırı 1913 İstanbul ve 1915 Osmanlı-Bulgar sınır antlaşmaları çerçevesinde belirlenmişti. Diğer taraftan sınırların temel belirleyicisi Misak-ı Milli belgesidir. Misak-ı Milli hemen hemen bugünkü Türkiye'nin sınırlarını belirlemiştir. Moskova Antlaşması ile Türkiye ile Sovyetler Birliği ile sınır çizilmiştir. Türkiye'nin güney sınırları, Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması ile belirlenen sınır, Türkiye-Suriye sınırı olarak tasdik edilmiştir. 29 Haziran 1939'da toplanan Hatay Cumhuriyeti Meclisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almasıyla Türkiye'nin Suriye sınırı kesin olarak belirlenmiştir. Arkadaşlar burada bileceğiniz şey birincisi İran sınırının 1639'da Kasır-Şirin Antlaşması ile belirlenmiş olması. Bu bizim en eski sınırlarımızdır. Yani nereden baksanız 380 senelik sınırlarımız. Yani en eski Türkiye'nin en eski belirlenmiş sınırları hangisidir? İran sınırı 1639 Kasır-Şirin Antlaşması ile belirlenmiştir. Aynı şekilde 29 Haziran 1939'da da Hatay Cumhuriyet Meclisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almasını da bilin. Hani Hatay ne zaman Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmıştır denirse 29 Haziran 1939 olacak. Türkiye-Irak sınırı. Lozan Antlaşması'nın öngördüğü üzere Musul meselesinin halli için, yani halli olması için İstanbul'da 19 Mayıs 1924'te Haliç Konferansı düzenlenmiştir. Bu konferans İngilizlerin Hakkari'nin bir kısmını da istemesi üzerine başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ankara'da yapılan müzakereler sonucu Milletler Cemiyeti'nin tavsiye ettiği sınır üzerinde 5 Haziran 1926'da anlaşma sağlanmıştır.
Brüksel hattı şeklinde adlandırılan ve görüşmeler esnasında geçici olan bu hat Türkiye-Irak sınırı olarak kabul edilmiştir. Böylece Musul Türkiye'nin sınırı içinde kalmıştır. Türkiye'nin batı sınırları, Trakya sınırı, Türk-Bulgar sınırı 1913 İstanbul Antlaşması ve 1919 Noyli Antlaşması esasları çerçevesinde çizilmiştir. Türkiye-Yunanistan sınırı Mudanya görüşmelerinin 11 Ekim 1922'de antlaşma ile sonuçlanmıştı. Antlaşma hükümlerine göre Yunan güçleri Doğu Trakya'yı boşaltarak Meriç Nehri'nin batı kıyısına çekilecekti. Boşalan bu bölge Türklere terk edilmiş ve 25 Kasım 1922'de Edirne Türk yönetimine geçmiştir. Arkadaşlar burada Türkiye-Irak sınırının 5 Haziran 1926'da Milletler Cemiyeti'nin tavsiye ettiği sınır olan olması ve onda antlaşmaya sağlandığını bilin. Bu kadar. Arkadaşlar 13. ünitenin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydasını görürsünüz. Görüşmek üzere.